Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin merkez atomunun hibritleşme türü yanlış verilmiştir? Sevgili arkadaşlarım, öncüllerde verilen bileşiklere bakalım. Karbondioksitte karbon 4 karbon bağ yapmak zorundadır. Oksijenler e, ikişer bağ yapar. E, karbondioksit molekülünün e, açık yapısı bu şekildedir. Karbon e, bütün bağlarının tekli bağ yaparsa sp3 bir tane pi bağı yaparsa karbon atomu sp2 iki tane pi bağı yaparsa karbondioksit olduğu gibi sp'dir hibrit türü öncül doğrudur ikinci bileşiği yazalım yine karbon atomu dört bağ yapacaktır e, yapının açık şekilde yazılması bu şekildedir merkezi atom üzerinde e ee, bir tane pi bağı var. Karbon bir tane pi bağı yapmış, diğerlerini sigma bağı yapmış. Ee, bir tane pi bağı yapmışsa sp2 hibritidir diyorduk. Doğru bir ifadedir. Ee, PH3 molekülünde ise e, fosfor atomunun değerlik elektron sayısı 5'tir. 3 tane hidrojen bağlamış. 3 tane hidrojen bağlamış. 3 tane elektronlu bağ katmış. Merkez atomun üzerinde bir çift bağa katılmayan elektron vardır. Fosforun etrafında toplamda 5, 4 e, çift elektron olduğu için sibritleşme türüne SP3'tür dememiz gerekirdi. E, üçüncü öncül yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Yukarıda formülleri verilen moleküllerden hangilerinin whisper gösterimi yanlış verilmiştir? Değerli arkadaşlarım, molekülleri tek tek inceleyelim. NH3 molekülünün yapısı bu şekildedir. Azot 5A grubundadır. 5 tane delik elektronu var. 3 tane hidrojen bağlanmış. 1 çift elektron bağa katılmamış. Merkezi atom azot. 3 tane hidrojen bağlanmış. X3. Merkez atom üzerinde bir tane, bir çift elektron olduğu için bağ katılmayan e, Vesper gösterimi bu şekilde olması gerekirdi. E, bu ifade yanlış bir ifadedir. Diğer moleküle baktığımız zaman e, karbon oksijen bağlamış, hidrojen bağlamış, hidrojen hidrojen hidrojen. Merkez atom karbondur. E ee, karbonun üzerinde bağ katılmayan elektron yoktur çünkü karbon 4A grubundadır. E ee, merkez atomun üzerinde bağ katılmayan elektron çifti yoktur. Karbon merkezi atomdur. A 4 grup var. 1 2 3 4 grup bağlanmış. X4. Merkez atomun üzerinde bağ katılmayan elektron çifti olmadığı için AX4'tür. Doğrudur. H2S molekülüne baktığımız zaman kükürt sevgili arkadaşlarım 6A grubundadır. İki tane hidrojen bağlamış. Kükürtün üzerinde bağ katılmayan iki çift elektron vardır. Merkezi atom kükürt A. iki tane hidrojen atomu bağlamış X2. İki çift elektron olduğu için E2 diyeceğiz. E1 demiş. Bu ifade yanlıştır. Son olarak e, berilyum bileşiğine bakalım. Berilyumun delik elektron sayısı 2'dir. 2 tane hidrojen bağlamış. İkisini de bağ katmış. Merkez atom üzerinde bağa katılmayan elektron yoktur. Merkez atom berilyumdur. E, atom A. İki tane hidrojen bağlanmış. X2. Bağa katılmayan elektron çift olmadığı için e, ifade doğrudur. Bize yanlışı soruyor. Birinci ve üçüncü e, öncüllerdeki bilgiler yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Hidrojen siyanür, CH2O, ve CH4 molekülleri ile ilgili yukarıdaki karşılaştırmalardan hangileri doğrudur? Birinci öncülde toplam bağ sayıları aynıdır demiş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım moleküllerin açık formüllerini yazalım. Hidrojen siyanür karbon 4 bağ yapmak zorundadır. tane hidrojen bağlamış. Azot ile üçlü bağ yapması gerekir ki karbon 4 tane bağ yapmış olsun. E, CH2O molekülüne bakalım. E, yine karbon 4 bağ yapacaktır. 2 tane hidrojen bağlamış. Bir tane de oksijen bağlamış. Karbonun toplam bağ yapması, 4 bağ yapması için e, karbon oksijen bağı çift bağ olmak zorundadır. CH4 molekülünde karbon 4A grubundadır. 4 bağ yapacaktır. Bu şekilde karbon e, değerlik elektronların tamamını bağa katmıştır. Toplam bağ sayılarına bakalım. 1, 2, 3, 4 tane bağı vardır. 1, 2, 3, 4 tane bağı vardır ikinci öncüldeki bileşiğin. Yine aynı şekilde CH4'te, CH4'te de toplam 4 tane bağ var. Birinci öncül doğrudur. Pi bağı sayısı en fazla olanı hidrojen siyanürdür demiş. Hidrojen siyanürde pi bağı sayısı 2 tanedir. Çünkü iki atom arasında bir tane bağ sigma, diğer bağlar pi bağlarıdır. E, i̇kinci öncüldeki bileşikte bir tane pi bağı var. Üçüncü öncüldeki bileşikte pi bağı yoktur. Pi bağı sayısı en fazla olanı hidrojen siyanürdür ifadesi doğrudur. Sevgili arkadaşlarım bağ açılarına baktığımız zaman hidrojen siyanürde e, bağ açısı molekül doğrusal olduğu için 180 derecedir. İkinci öncüldeki bağ açısı e, 120 derecedir doğrultu sayısı 3 olduğu için. CH4'teki bağ açısı da 109,5 derecedir. Bağ açısı en büyük olan 1 yani e, hidrojen siyanürdür. Üçüncü öncülde ise CH4'ün bağ açısının daha büyük olduğu söylenmiş. İfade yanlıştır. 1 ve ikinci öncüller doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Organik bir bileşiğin bir molekülü ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre bileşiğinin formülü yukarıdakilerden hangileri olabilir? Değerli arkadaşlarım, verilen bileşikleri açık bir şekilde yazalım. CH3CHO karbon 3 tane hidrojen bağlamış. Diğer karbona bağlanmış. Oksijen çift bağla bağlanacaktır. Çünkü karbon 4 bağ yapmak zorundadır. İkinci öncüldeki bu birinci öncül. ikinci öncüldeki bileşik hidrojen karbona bağlanmış. Çift bağlı oksijen bağlayalım. O OH aşı bu şekilde gösterelim. İkinci öncüldeki bileşik CH3O. Üçüncü öncülde karbon 3 hidrojen bağlamış. Bir tane de OH bağlamış. Bu da üçüncü öncüldeki bileşiğimiz. Şimdi e, ortaklanmamış elektron çifti sayısı 4'tür. Değerli arkadaşlar birinci öncülde üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olan oksijendir. Çünkü oksijen 6A grubundadır. 2 tane elektronu bağa katmış. Bağa katılmayan elektron sayısı 4. Elektron çifti sayısı 2'dir. dolayısıyla birinci öncüldeki bileşik bilgiyi sağlamamış oldu. E, ee, i̇kinci öncüldeki bileşiğe bakalım. Oksijenler üzerinde bağ katılmayan iki çift elektron. Diğer oksijende de aynı şekilde iki çift elektron vardır. E, ee, bağ katılmayan elektron, çifti sayısı dörttür. Bu bilgiyi sağladı. Merkezi atomun hibrit türü SP2'dir demiş. Sevgili arkadaşlarım, karbon atomu 4 bağ yapıyordu. Eğer birisi pi bağı, üçü sigma bağıysa bunun hibrit türüne sp2'dir diyebiliyoruz. İkinci, i̇kinci bilgiyi de sağladığı için e, ikinci öncüldeki bileşik yukarıdaki iki bilgiyi de sağlamış oldu. Üçüncü e, öncüldeki bileşiğe bakalım. Oksijenler üzerinde iki çift elektron bağa katılmamıştır. E, Bizde yukarıda dört çift elektronun bağa katılmadığını söylüyor. Üçüncü öncülde bilgiler sağlanmamış oldu. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Organik bir bileşik ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre bileşiğinin formülü yukarıdakilerden hangileri olabilir? Sevgili arkadaşlar bilgilere bakalım. Karbon atomlarından bir tanesinin hibritleşme türü SP2. Basit formülü de CH2O olduğu söylenmiş. Öncelikle arkadaşlarım bu bileşiklerin basit formüllerini bir yazalım. 1, 2, 2 tane karbon, e, hidrojen 4 tane, oksijen 2 tane. 2'ye böldüğümüz zaman basit formülü buluruz. CH2O'dur. 1, 2, 3 tane karbon, oksijen 3 tane, hidrojen 2, 3, 4, 5, 6 tane hidrojen. Oksijen de 2 taneydi. 3 3 e, tane oksijen vardı özür. 3 e, 3'le böldüğümüz zaman CH2O'dur. Bu da sağladı. 1 2 3 tane karbon C3, hidrojen 3 4 5 6 tane hidrojen. Oksijende 3 tane olduğunu görüyoruz. Bunun da basit formülü C2O'dur. Şimdi bütün bileşiklerin basit formülü CH 2 o olduğu çıktı ortaya. Hemen hibrit türüyle ilgili şu kısa bilgiyi hatırlatalım. Karbon atomu 4 bağın tamamını tekli bağ yaparsa, sigma bağ yaparsa hibrit türü sp3. Eğer karbon atomu bir çift bağ yapmışsa, yani üzerinde bir tane pi bağı var, 3 tanesi sigma bağ ise sp2 idi. Arkadaşlarım bize bilgi de karbon atomlarından bir tanesinin Hibrit türünün sp2 olduğunu söylemiş. Dolayısıyla bir tane çift bağ olması lazım ya da karbon atomu bir pi bağ yapması gerekir. Diğerleri sigma bağı olması gerekir. Birinci bileşikte karbonla oksijen arasındaki çift bağlardan bir tanesi pi bağıdır. Doğrudur. İkinci bileşikte yine karbonla oksijen arasındaki çift bağdan bir tanesi pi bağıdır. Yine bilgi doğrudur. Üçüncü öncüldeki karbon ve oksijen arasında bir tane pi bağı vardır. Ee, yine e, SP2 hibrit türü vardır. Bu üç öncüldeki bileşikler yukarıda verilen iki bilgiyi sağladıkları için sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Whisper gösterimi AX3E şeklinde olan bir tanecik ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Sevgili arkadaşlarım. E, A merkez atomdur. X3 merkez atoma bağlı atom ya da grup sayısıdır. E de merkez atomun üzerinde bağa katılmayan elektron çifti sayısıdır. Şimdi öncüllere bakalım. Merkez atomun hibritleşmesi SP3'tür demiş. Bu ifade doğrudur. Değerli arkadaşlarım mesela e, NH3 molekülünü inceleyelim. Azot atomu 5A grubundadır. 3 tane hidrojen bağlasın. Merkez atomu üzerinde bir çift elektron bağa katılmamıştır. Dolayısıyla e, merkez atomun etrafında dört çift elektron olduğu için hibrit türüne sp3'tür diyoruz. Sevgili arkadaşlar ikinci bilgiye baktığımız zaman merkez atomunda bir çift bağa katılmamıştır. O da elektron bağa katılmamıştır bir çift elektron. Doğrudur zaten Whisper gösterimindeki e bir çift elektronun bağ katılmadığını gösteriyor. Bu ifade kesinlikle doğrudur. Molekül şekli üçgen piramittir. Üzerinde merkez atomu üzerinde bağ katılmayan elektron molekülün apolarlığını bozar, polar bir yapıya çevirir. Bu şekilde e, üçgen piramit oluşur. Bu ifade de doğrudur. Merkez atomu 5A grubu e, elementidir ifadesine kesinlikle doğrudur diyemeyiz sevgili arkadaşlarım. Çünkü farklı gruplarda da aynı şekilde x, a, x, 3, e şeklinde yapı olabilir. İlle de 5a grubunda olması şartı yoktur. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı 1, 2, 3 yani d seçeneğidir. Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin bağ açısı yanlış verilmiştir? Sevgili arkadaşlarım, öncelikle yukarıdaki moleküllerin açık yapı formüllerini yazalım. CHHCN molekülünü hidrojen siyanür bu şekilde yazılır. Karbon 4 bağ yapmak zorundadır. Dolayısıyla molekülün açık yapısı bu şekildedir. PH3 molekülü ise fosfor 5A grubundadır. 3 tane hidrojen bağlanmış. Fosforun üzerinde bir çift elektron var. E, bağa katılmayan. H2O molekülünde yine oksijen 6A grubundadır. 2 tane hidrojen bağlamış. oksijen üzerinde bağa katılmayan 2 çift elektron var. CH4 molekülünde ise karbon 4A grubundadır. 4 tane hidrojen bağlamış bağdaki değerlik elektronların tamamını bağa katmış. Bağa katılmayan elektronu yoktur. Şimdi bağ açısına baktığımız zaman hidrojen siyanürdeki bağ açısının 180 derece olduğunu, pH3 molekülündeki bağ açısının 107,3 derece olduğunu, H2O'daki bağ açısının 104,5 derece olduğunu ve CH4'teki bağ açısının 109,5 derece olduğunu söyleyebiliriz bize yanlışı sormuş. Hidrojen siyanürde 180 derece bağ açısı var demiş. Biz de öyle bulmuştuk. pH 3'teki bağ açısını 120 vermiş. Doğrusu e, 107.3 derece olması gerekir. Sudaki e, bağ açısı 104.5 derecedir. Doğrudur. CH4'teki bağ açısı e, 109.5 derece olması gerekir. Yanlıştır. Yanlışı sorduğuna göre ikinci ve dördüncü öncüller yanlıştır diyeceğiz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Yukarıda bazı bileşiklerin Lewis formülleri verilmiştir. Hangi bileşikler ile ilgili verilen bilgilerin tamamı doğrudur. Sevgili arkadaşlarım öncüllere bakalım. Birinci bileşikte çizgisel olarak gösterecek olursak karbonlar arasında çift bağ hidrojen, 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 hidrojendir. İkinci öncüldeki bileşik karbon çift bağlı oksijene bağlanmış hidrojen bağlanmış. Ee, diğer oksijene bağlanmış. Oksijen hidrojen bağlanmış. Üçüncü bileşik karbondioksit molekülüdür. Karbondioksit molekülünü de yazmış olalım. Merkezi atomun hibritleşme türüne bakalım. Arkadaşlarım karbon bütün bağlarını tek bağ yapmışsa sp3 bir tane pi çift bağ var. Yani bir tane pi bağ varsa sp2 iki tane pi bağ varsa sp'dir. Buradaki merkez atomdaki karbon bir tane pi bağı taşıdığı için hibrit türüne sp2. İkinci bileşikte de aynı bilgi söz konusudur. sp2. Eee karbondioksitte iki tane pi bağı olduğu için hibrit türü sp'dir. Dolayısıyla birinci bileşik sp2, ikinci bileşik sp3 demiş. Bu ifade yanlıştır. Üçüncü bileşiğe sp demiş. Doğrudur. Bağ açısına baktığımız zaman sevgili arkadaşlarım, birinci bileşikte 3 doğrultu söz konusudur. Bağ açısı 120 derecedir. İkinci bileşikte yine aynı şekilde üç doğrultu söz konusudur. Bağ açısı 120 derecedir. Üçüncü bileşik doğrusaldır. Bağ açısı 180 derecedir. 120 120 180 e, her ikisi de doğrudur. Birinci bileşik düzlem üçgendir. E, merkezi atomun Sevgili arkadaşlarım doğrultu sayısı 3'tür. Düzlem üçgendir. Doğrudur. Ee, üçüncü bileşeye bakalım. Doğrusaldır. Bu da doğrudur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Yukarıdaki organik bileşiklerin birer moleküllerindeki karbon atomlarının hibritleşmeye katılmayan p orbitali sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlarım, öncelikle e, merkez atomlarının hibrit türlerini bulalım. CH3O karbon 4 bağ yapacaktır. Karbon 3 tane hidrojen bağladı, oksijen ve OH bağladı. İkinci bileşikte ise C2H4 molekülü bu şekilde yazılır. Hidrojen, hidrojen... Üçüncü bileşikte ise karbon oksijenle çift bağ yapacak. Hidrojen, hidrojen. Değerli arkadaşlarım karbon dört bağ yapar. Bütün bağları tekli bağsa yani sigma bağıysa sp3'tür. Birinci bileşikteki hibrit türü sp3'tür. Eğer karbon atomu e, dört bağdan bir tanesi p3 tanesi sigma ise biz buna sp2'dir deriz hibrit türüne. Aynı şekilde üçüncü bileşikte de bir tane pi bağı taşıdığı için sp2'dir. Şimdi p orbitalleri 3 taneydi bildiğiniz gibi arkadaşlarım. Birinci bileşikte 3 p orbitalinin üçü de bağa katılmış, hibritleşmeye katılmış. Hibritleşmeye katılmayan p orbitali yoktur. Dolayısıyla birinci bileşikteki hibritleşmeye katılmayan p orbitaline 0 diyelim. İkinci bileşikte SP2, 3P orbitalinden ikisi hibritleşmeye katılmış, biri katılmamış. Aynı şekilde üçüncü bileşikte de ikisi hibritleşmeye katılmış, biri hibritleşmeye katılmamış. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, e, hibritleşmeye katılmayan P orbitalleri sayısı 2 ile 3 eşittir, e, birden büyüktür. 2 ile 3 eşit, birden büyüktür seçeneği E seçeneğidir. Yukarıda gerçekleşen birinci ve ikinci olaylar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülde NH3 ve flor eksi iyonu Lewis baz özelliği gösterirler. Sevgili arkadaşlarım Lewis asit ve Lewis bazı hatırlayalım. Bir kimyasal tepkimede elektron çifti verenlere Lewis bazı, elektron çifti alanlara Lewis asit diyoruz. Yukarıdaki tepkimeye baktığımız zaman NH3 ile hidrojen iyonu arasındaki bile, bağda elektron çiftini veren NH3'tür. Dolayısıyla elektron çifti verene baz demiştik. Aynı şekilde aşağıdaki tepkimede e, bağı oluşturan bor ile flor arasında bağı oluşturan flor e, atomu üzerindeki e, eksi yüktür, elektron çiftidir. Dolayısıyla burada e, e, Lewis bazı. E, flor iyonudur. E, birinci ifade doğrudur. İkinci öncülde birinci de merkez atomun hibritleşme türü değişmezken ikinci de değişir. Arkadaşlar NH3'teki hibritleşme türü SP3'tür. NH4'te yine azotun hibritleşme türü SP3'tür. Birinci de azot atomunun hibritleşme türü değişmemiştir. İkincisinde ise sevgili arkadaşlarım e, bir tane S ile İki tane p orbitali hibritleşerek üç tane sp2 hibrit oluşmuştur, oluşturmuştur. Ee, bor de hibrit türü sp2'dir. Ancak e, bileşikte üründe ise bor atomunun hibrit türü sp3 olmuştur, değişmiştir. Doğrudur ikinci öncülümüz. Üçüncü öncüle bakalım. Her iki olay sonucu oluşan taneciklerin geometrisi düzgün dört yüzlüdür. Doğrudur. NH4'te de e, BF4'te de molekül geometrisi düzgün dört yüzlüdür. Bu öncül de doğrudur. Birinci bağ açısı 107.3'ten 109.5 dereceye çıkarken İkinci de bağ açısı 120'den 109,5 dereceye çıkmıştır. Yine doğrudur. NH3 arkadaşların polar yapıdan dolayı 107.3 derecedir. nh 4te ise 109,5 derecedir. Bor trifluorür de 120 derecedir bağ açısı. BF4 ise yine 109,5 derecedir. Bu ifadede doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. yukarıdaki sınıflandırmalardan hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlarım, öncelikle verilen bileşiklerin açık formüllerini yazalım, açık yapılarını yazalım. Karbon atomu 3 tane hidrojen bağlanmış. Bir de OH bağlamış. Diğer bileşikte karbon atomu bir hidrojen bağlamış. çift bağlı oksijen bağlayacak. Bir de OH bağlayacak. Karbon çünkü 4 bağ yapmak zorundadır sevgili arkadaşlarım. Üçüncü bileşikte ise karbon atomu çift bağla oksijen bağladı. iki tane de hidrojen bağlamış. Şimdi merkez atomun hibritleşme türü aynı olanlar. Sevgili arkadaşlarım şu bilgiyi hatırlayalım. Karbon atomu 4 bağ yapar. Eğer 4 bağın dördü de sigma bağıysa hiç pi bağı yoksa merkez atomun hibrit türü sp3'tür. Eğer karbon atomu dört bağından birisi pi bağıysa, diğerleri sigma ise o zaman hibrit türüne sp2 diyeceğiz. İkinci ve üçüncü bileşikte bir tane pi bağı taşıdığı için sp2'dir diyeceğiz. Hibrit türü aynı olanlar ikinci ve üçüncü yani CH3OH e, ve H, CH2O değil. HCOOH -O -O ve CH2O olması gerekir. Birinci öncül yanlıştır. Bağ açılarının yaklaşık değerleri aynı olanlar. Sevgili arkadaşlarım birinci bileşiğe baktığımız zaman ch 4te olduğu gibi bağ açısı 109.5 derecedir. İkinci bileşikte 3 doğrultusu olduğu için yaklaşık olarak bağ açısı 120 derecedir. Üçüncü bileşikte de yine aynı şekilde 3 doğrusu olduğu o doğrultusu olduğu için 120 derecedir. Yaklaşık olarak bağ açısı e, aynı olanlar ikinci ve üçüncü bileşikler olması gerekir. Bu ifade doğrudur. Toplam bağ sayısı aynı olanlar. Arkadaşlarım bağ sayılarına baktığımız zaman birinci bileşikte 1, 2, 3, 4 oksijenle hidrojen arasında bir bağ var. 5 bağ var. İkinci bileşikte 1, 2, 3 4, 5 bağ var. Üçüncü bileşikte ise 1, 2, 3, 4 bağ var. E, toplam bağ sayısı aynı olanlar birinci ve ikinci bileşiklerdir. E, yine bu ifade de e, doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı ikinci ve üçüncü öncüler olan D seçeneği olmalıdır. Dört atomlu bir organik molekülde oluşan bağlar SP2S, SP2P HP örtüşmeleri ile gerçekleşmektedir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur. Değerli arkadaşlarım, organik bir bileşikte karbon ve e, hidrojen atomları mutlaka olmalıdır. Oksijen atomu olabilir, olmaya da bilir. Şimdi e, hidrojen atomunun atom numarası 1 olduğunu hatırlayalım. Elektron dağılımını yaparsak 1S1'dir. E, SP hibriti ile S e, orbitalinin örtüşmesinde S orbitali hidrojen atomu olması gerekir. Birinci öncül kesinlikle doğrudur. Molekülde toplam 3 bağ vardır. İfadesi yanlıştır. Birincisi karbon 4 tane bağ yapmak zorundadır. Buradan yanlıştır. İkincisi yukarıdaki e, örtüşmelerin sayısını söylememiş. Sadece cinsini söylemiş. Bunlardan herhangi birisi birden fazla 2 tane olabilir. Dolayısıyla toplam 3 bağ vardır ifadesi yanlış bir ifadedir. Ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Bu ifadeye de kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Mesela yukarıdaki şartları sağlayan, ortaklanmamış elektron çifti bulunduran bir bileşik yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Yukarıdaki bilgileri sağlayan bir molekül yazdım. Sevgili arkadaşlarım, hidrojenle karbon arasındaki örtüşme, hidrojenin hibrit karbonun hibritürü sp2'dir. Hidrojeninki s'dir. sp2 s örtüşmesi var. Diğer hidrojeninde de aynı şekildedir. Karbonla oksijen arasındaki iki bağdan birisi pi bağı olduğu için karbonun pi bağıyla, p, orbital, p orbitali ile oksijenin p orbitali örtüşür, pi bağını oluşturur. Diğerinde ise sp2p örtüşmesi vardır. Oksijen üzerinde ise iki çift ortaklaşmamış elektronu vardır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı a seçeneği olmalıdır.